Müjde. Eczanede doğru ilacı vermişler hastaya. Emin misin? Evet. Kaan'ın annesi de yanımdaydı. Öksürük ilaçlarını gösterdim, ben de bunları verdim dedi. O zaman hocanın... Aa! Günaydın. Günaydın mı? Ne yapıyorsun sen burada be? Çalışıyorum. Nasıl yani? Vallahi hoca kapıma kadar gelip ne olur dön Zeynep, ne olur dön Zeynep diye yalvardı. Ne yapsaydım? Vay be! Hoş geldin. Bana bak, bir zam falan koparsaydın bari. Yani zam falan yok da. Niye döndün o zaman Zeynepciğim? Hakikaten niye döndün ya? Çünkü burası dünyanın en güzel yeri. Ve hepimiz burada çok mutluyuz. Her gün başarıdan başarıya koşuyoruz. Yalnız pek öyle sayılmaz hocam. Eczanede doğru ilacı vermişler hastaya. Ortada bir hata yok yani. Demek ki biz de bazen hata yapabiliyoruz. Aa, rica ederim, hiç öyle şey olur mu? Hangi hasta bu? İzole odadaki hasta. Göreceksin birazdan. Zeynep hocam. Bir saniyenizi alacağım. Rica etsem işe dönüş anlaşmanızın detaylarını kimseyle paylaşmasanız. Sonra ben de aynısından istiyorum diye kapımda kuyruk olmasın. Söyle bakalım Zeynep Hanım, ne vaat etti sana hekim onu? İlgimi çekecek bir şey değil. Ha, para değil o zaman. E ne peki? Yani özel sigorta, benzin, mevki, şans, şöhret. Söyle, belki bizim de ilgimizi çeker. Ha, hoca benimle çıkmayı kabul etti. Dur. Nasıl çıkmak derken? Normal çıkmak mı? Ne bileyim, önce yemek, sonra sinema... Bir yemeğe çıkalım da sonrasına bakacağız. Saçmalama Zeynep, yani hekim oldu çok yaşlı. Sen de çok gençsin. Zeynep, ben seni seven nacizane bir arkadaşım olarak bir şey söylemek istiyorum sana. Yoksa çok pişman olurum. Bence bu çok büyük bir hata. Siz ikiniz çok önyargılısınız ya. Vallahi bu kadar önyargılı olmayın. Ben EMG'yi ayarlarım. Sen Anjiyo'yu hallet. Sen de hastadan izin kağıdı ve kan örneğini al. Bak çok büyük bir hata. Kaza geliyorum demez ama bu var ya bu çok kötü geliyor bu. Ben de seni arıyordum. Yeni bir şey söylesene bana. Bir kere de yeni bir şey söyle. Tamam, söylüyorum. Doktor Zeynep'in işe başlama şartlarını öğrendim. Maşallah. Bıdı Orhan Hoca ile işiniz gücünüz hastane dedikodusu yapmak ha? Öyle tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil. Tamamen profesyonel. İş yemeği gibi. Zaten faturayı sana getireceğim. Yo, bence bu güzel bir şey. Yani son ilişkinde olanlardan sonra sonsuza kadar kendini dünyaya kapatamazsın, öyle değil mi? Acınarak geçen bir 5 yıl yeter. Vay be, ne laflar. Artık akşama kadar düşünürüm ben bu lafları. Ne kadar cüretkarsın. Keşke ben de senin gibi olabilsem. Bunun cüretle bir alakası yok ki. Ben bluzunu kastetmiştim. Zeynep sana tahammül edebilen tek kadın. Bunu unutma. Akşam giderken de açık mavi gömleğini giy, olur mu? Onunla neredeyse iyi biri gibi görünüyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.